Ne? Ha, ne dedi anlamadım ben. Bir şey dedi ama ben anlayamadım. Hadi açacağım şimdi başlayacağım video yapacağım. Tamam. Anam açamıyoruz. Neden? Açtım. Videoyu açmıştım da. Açamıyoruz neden? Çünkü Berkay Bey müsaade etmiyor arkadaşlar. Berkaycığım bir saatten beri uyuyorsun. Bizim şimdi tam video yapacağımız zaman mı uyanmaya karar verdin? Günaydın. Hoş geldin. Let's work. Çalışalım diyor. Hadi çalışalım diyor. Çalıştırmıyorsun ama hadi çalışalım diyorsun da. Karnım mı acıktı benim canım? Tamam, dur. Dur yemek verelim sana. Arkadaşlara merhaba de. Biz daha merhaba demedik. Arkadaşlara merhaba de bakayım bir tanesi. Benim güzel çocuğum. Arkadaşlara merhaba de. Bak ablan şimdi ne kadar heyecanlıydı. Sürpriz açacaktık. Hadi, hadi bay bay. Arkadaşlar ne yapalım? Berkay müsaade etmedi. Hadi şimdi bay bay. Bize Berkay'ı bir besleyelim arkadaşlar. Sonra devam edelim. Dur, arkadaşlara soralım nereye gidelim diye. Bak Londra olabilir. Orada ne var? Harry Potter var. Disneyland'a gidebiliriz. Nerede Disneyland? Paris'te. Başka nereye gidebiliriz? Ama bunlar ancak ileriki hayaller olabilir. Çünkü daha minnacık bebiş var burada. Nereye gideceksin sen? Daha buradan markete bile gidemiyorsun Berkay'a sormadan. Olacak ondan sonra Da, sen benim gidebiliriz. dediğimi duydun mu? Daha markete bile gidemiyorsun Berkay Bey izin vermezse. Ancak Berkay Bey'den izin alman lazım market için. Oradakiler ne? Ben onları merak ettim ya. Şuradakiler evet. Aa Elif'in resimleri. Çok güzel. Sincap burada. Arkadaşlar bir de Elif Ebru çalışması yaptı ama bunu kendisi değil. Tiyatro dersinde bir grupla beraber yaptılar ve ben çok beğendim. Renkleri müthiş uyumlu olmuş ve Elif orada lale yapmayı, çiçek yapmayı öğrenmiş. Bir de kalp yapmayı öğrenmiş. Bence çok güzel olmuş. Seninle bir tane daha Ebru seti alabiliriz Elif. Ben bir şey göstereceğim. Bak Göster. burada yapıyor. Ay, merhaba Ben şimdi size ham yapacağım diyor, ham yapacağım diyor. Ha, hiç de öyle demiyor Elif. Ondan sonra güm 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 götürüyor ondan sonra mideye. Hadi canım sen de götürüyor ondan sonra mideye. Tamam hadi. Arkadaşlara merhaba dedik. Birazcık sohbet ettik. Hadi artık bay bay yapıyoruz. Çünkü Elif'in sürprizi falan yok. Çünkü Elif'in sürprizi falan yok. Bu akşam çok da değişik bir sürpriz var biliyor musun? Anladın mı ne olduğunu? Bakalım kimim? Bil bakalım ben kimim? Ama bizim vardı bundan. Hatırlıyor musun? Junior vardı bizim Disney karakterleri olan Junior vardı. Ama bu biraz daha farklı. Anahtar var. Bu neden farklı biliyor musun? Evet, anahtarlı bu. Sen ona göre yapıyorsun. Yani öncekinde tahmin etmeceydi. Bunda anahtarlı. Kandırmaca mümkün değil. Dur bakalım açalım. Şeyli var çünkü. Hem anahtarı var, pilli falan bu. Değişik. Evet, bu üç halı olanlar en ince olanlar. Tamam, dur bakalım bir açabilirsek. Kutusunu şöyle boz. Bu ne ya? Parça parça çıkıyor. Oo. İçinde sanki daha bir şey var gibi ama. Var gibi ya bir şey. Dur. Kağıt mı var? Aa, evet. Baba bu senin. Kılavuzluymuş. Hayır. Rusça, Lera. Rusça canım o, Rusça. Tamam. Bakayım. Aa çok fazla karakter var görüyor musun? Öncekinde biz bazı karakterleri internetten indirmiştik hatırlıyor musun Lera? Efendim, o daha da var. Çok fazla karakter var. Ama hepsi ikili değil, değil mi? Aynısından ikişer tane yok. Arkalı önlü bir değişik ya bu oyun biraz. Oo bir de çok fazla. Şuna bakar mısın ne kadar çok anlatıyor. Ben nereden bulacağım şimdi bunları? Ben işte bak. Bence kesin olacak arasından. Bakayım. Nasıl bu? Canavarlar diyor. Bak burada canavarlar varmış. Aa, bunun arkası da canavar. Ondan sonra burada karakterler. Ashley, John. Aa, bunlar daha önce vardı. Brandon, Clay. Ben hatırlıyorum bunları. Bakayım. Süper kahramanlar. Crash, Marvin, Olive, Spike, Glint. Burada süper karakterler. Burada
meslekler, ha, doktor, astronot, mimar, hakim, şef. Burada da çocuklar var. Çocuklar isimlerini yazmışlar. Bir tek onu görmedik. Hayvanlar. Burada da hayvanlar var. Lady, Miss. Bunlar aynı karakterler ya. Daha önce karakterlerin aynısı. Şimdi nasıl oynanacağımıza bakacağız. Böyle iki tane parça çıktı. Bunlar ne? Ben kırmızı istiyorum. Dur bakayım. Şimdi önce kurmayı anlatıyor herhalde. Anahtarlı oyun ünitesi. 6 karakter kartı, 2 kilit, 2 saklama ayağı. Aa, bunlar saklama ayağıymış. Böyle yapacaksın bunları Elif. Bu şekilde yerleştireceksin. Anladın mı? Bu yani ortaya gelecek böyle. Şöyle. Heh. Evet. O da buraya. Ben anahtar kartı koyuyoruz. Ama niye bu altına kadar inmiyor? Bu normalde altına kadar iniyor gibi görünüyordu burada. İnmiyor ama burası boş kalıyor. Tamam. Oyunun amacı diğer oyuncu sizin seçtiğiniz karakteri bulmadan önce anahtarı kullanarak onunkini bulmak. Oyunun kurulması, pilleri takın, arka sayfadaki bilgilere bakın. Önce pilleri takacağız. Piller nerede? Burada aşağıda. Aa, alttaymış pilleri. Var mıdır acaba, belki de pilleri vardır içinde. Yok. Hayret bu olay ya, niye yok pilleri? Bunu. Hayır, şöyle. Bir tanesini koyalım kızım, fark etmez. Şimdi zaten denemek için koyuyoruz sadece. Arkadaşlar, pilini taktım, yukarıda böyle ışıklar yanmaya başladı. Şöyle. Yani büyük ihtimalle ortada önce şunu koyacağız. Şöyle. Evet. Bunu ben koyduktan sonra daha okumadım şeyini. Ama biz hepsini çevireceğiz. Burada bir tanesini açıkta bırakacağız. Şimdi ben şunu okumaya çalışayım. Bir tanesini açıkta mı bakacağız? Ellere de oradan bakıyor. Kopya çekiyor. Bak bakalım. Şimdi ben anladım. Söyleyeyim size nasıl oynanacağını. Lera'nın hale bak. Lera gitmiş izlemekte. Arkadaşlar, Lera bir iki tane yabancı sitede aradı ama bulamadı oyunu ve iyice kafası karıştı. Aslında siz bu oyunu biliyorsunuz değil mi? Biz normalde bunu manuel olarak oynuyorduk. Evet. Hatırlıyorsun değil mi Lera? Evet. Bir karakter seçiyordunuz. O karakterin yerine şeyi koyuyordunuz. Şimdi burada karakter şu. Bakın. Seçtiğiniz karakterin yerine şunu koyacaksınız. Sende bir tane var ya bundan. Baba, çıkart lütfen. Annen yardım etsin. Siz ikiniz oynayın, ben de yalnız oynayayım. Tamam, bir yere yerleştir onu. Herhangi bir tanesini yerine yerleştir. Ben seçmedim daha. Tamam. Şimdi saat ilerliyor bak. Şimdi iki tür oyun var. Birisinde zamana karşı oynuyorsunuz. Birisinde de klasik oyun. Klasik oyunu. Evet, önce klasik oyunu oynayalım bence. Klasik oyun şu bir tuşuna getirirsek klasik oyun arkadaşlar şuradaki. Bakın şu anda kapattım oyunu. Sonra 1'e getirdim. Bu klasik oyun. Yani burada karşınızdakinin karakterini bilmeye çalışacaksınız. Şöyle karakterler var. Elif şimdi onlardan bir tanesine kendi karakterini koydu. Ve bakın ben göremiyorum onun nerede olduğunu. Şimdi soru soracağız birine. Ben. Tamam, hadi sen sor bana. Bir tane sen soru soracaksın. Uzun saçlı. Çok güzel bir soru. Evet. Ben sen ne yapacaksın? Kısa saçlıların hepsini kapatacaksın. Tabii, değil mi? Açacağız hepsini. Yani evet, yani kısa saçlıları aç ya da böyle hepsini açmak lazım. Doğru söylüyorsun. Başta gene böyle hepsini açacağız. Evet evet evet, hepsini açıyoruz, açıyoruz, açıyoruz. Bir de öyle bir şey yapmışlar ki şeyi göremiyoruz. Karşı taraftakini göremiyoruz. Başta arkadaşlar bunların hepsini açıyoruz. Ondan sonra sorduğumuz sorulara evet veya hayır aldığımız cevaba göre onun karakteri bulmaya çalışıyoruz. Şimdi ilk soruyu Elif bana sormuştu. Senin uzun saçlı. Benimki uzun saçlı, evet, birisi. Şimdi sen uzun saçlılar kalacak. Kısa saçlıların hepsini kapatacaksın. Tamam. Tamam mı? Şimdi aynı soruyu ben de sana sorayım. Evet, seninki uzun saçlı mı Elif? Evet. O zaman ben de kısa saçlıları kapatıyorum. Aynı Elif gibi. Kısa saçlıları kapatıyorum. Yanlışlıkla bastım ona. Kısa saçlıları kapatıyorum. Oo, bayağı da kısa saçlı varmış ya. Evet. Uzun saçlılar kalıyor. Keller de kapatıyorum. Ben bittim. Şu da kısa saçlı, kapattım. Evet. Şimdi sen soruyorsun Elif. Senin kız.
Aa, çok güzel bir soru. Belli değil. Evet, kız kız, tamam kız. Gerçekten belli değil ya. Yani öyle bir. Kız. Tamam, ben erkekleri o zaman kapatıyorum. Erkekleri kapatıyorsun, evet, aferin. Şimdi ben de sana sorayım bir taraftan. Seninki erkek mi? Hayır. Kız mı? O zaman ben de erkekleri kapatıyorum. Erkek kapattım, erkek kapattım. Erkek kapattım, erkek kapattım. Erkek kapattım. Evet. Bu da belli değil ya. Bu arkadaş ne böyle? Kız mı erkek mi? Harbiden belli değil ya bir tanesi. Ben bir tanesini de anlamadım. Kız mı erkek? Evet, ben de iki taneyi ben de anlayamadım. Ben bir tanesini anlamadım. Tamam, bu da erkek. Ben erkekleri kapattım. Bunu da erkek diye düşünüyorum. Şimdi sende sorma sırası. Onun var mı şapkası? Şapkası yok. Yok. Tamam. Sen şapkası olanları kapatıyorsun. Şimdi ben sana soru soruyorum Elif. Çok güzel bir soru sormam lazım. Seninki beyaz saçlı mı? Hayır. Beyaz saçlı değilse o zaman ben beyaz saçlıları kapatıyorum. Evet. Senin siyah saçlı. Hayır, değil. Tamam. Şimdi bende sıra. Seninki sarı saçlı mı? Hayır. O zaman ben sarı saçlıları da kapatıyorum. Tamam. Senin üç polis tane kaldı. Mi? Ney? Senin polis. Hayır, bilemedin. O zaman senin oyuncu. Hayır, öyle olur mu canım? 10 tane şey söylenir mi? Olmaz öyle. Olmaz öyle şey. Tamam, hadi söyle. Şimdi bende sıra. Seninkinde gözlük var mı? Yok. Yoksa gözlüklü olanı kapatıyorum. Baba, senin oyuncu? Hayır, değil. Ama benim yok mu? Başka seçenek yok mu? Nasıl? O zaman yanlış oynadınız siz. Tamamdır. Dur, şimdi ben soruyorum Elif sana. Seninki kahverengi saçlı mı? Evet. Tamam. Şimdi senin var mı tahminin? Yok. Aa, var. Onun köpek hayvanı var mı? Yok. Şimdi ben seninkini bileceğim. Seninkinde şapka var ve seninki çiftçi. Evet. Ve seninki... Bak bak şimdi bak seyret. Ne yapacak bak. Hoppa! Bildim, şimdi beni alkışlıyor. Alkış 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 alkış. Ben seninkine bakabilir miyim? Bakabilirsin. Siz niye yanlış yaptınız anlamadım. Ama bu kısa saçlı. Nasıl kısa saçlı canım? Uzun saçlı Elif o. Kısa. Olur mu canım? Uzun saçlı o. Kısa saçlı. Hayır babacığım, kısa saçlı olur mu ya? Kısa saçlı. Bu kısa saçlı, bak gel. Kısa saçlı hangisi, ben sana göstereyim. Şu kısa saçlı. Bu kısa saçlı. Bu kısa saçlı. Kısa. Bunun saçları omuzlarına geliyor ya. Kısa olur mu hiç? Kısa. Hayır babacığım, kısa olmaz. O kısa değil o. Anladım ama neden yanlış yaptığını. Yalnız oyunun çok zevkliymiş arkadaşlar. Bir de en sonundaki şu şey çok güzel. Bak bak şu çok güzel. Bak bak. Hadi be arkadaşım. Niye ötmüyorsun? He, buradaymış artık. Ya hadi. He, tam denk gelmediği için ötmüyor. Bir tane de zamana karşı oyunlama seçeneği var arkadaşlar. Onda da o kadar zamanda bilmen gerekiyor. 5 dakika içinde bilmen gerekiyor. Yani karşındakininkini bileceksin. Ona sürekli sorular soracaksın. O kadar zamanda bileceksin. Yalnız ben çok beğendim. Öncekine göre biraz daha kaliteli olmuş. Fiyatı da biraz yüksek arkadaşlar öncekine göre. Önceki yaklaşık 80 lira civarında bir şeydi. Bu durun, ben merak ettim. Bunu kaç liraya almışız? Üzerinde yazıyor mu? Yok, yazmıyor. Ama yani 120 küsur lira gibi bir fiyattı arkadaşlar. Fiyatı biraz yüksek ama güzel, zevkli bir oyun olmuş. Tamam, çıkartıyorum. Ne? Şuradan tutacaksın bak, çıkarmak için şuradan. Çıkart lütfen. Tamam, çıkartıyorum. Olmuyor ama. Bunu koydum da onun için olmuyor. Bunu da sıkıştırdım. Bunu çektin mi çıkartırsın. Beğendin mi? Evet. Tamam, güzel. Arkadaşlara bay bay yapıyor muyuz? Bay bay, görüşürüz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu aslında şey, hem yorum hem de böyle biraz düşünme gerektiren bir oyun.
Onun için tabii ki ben kazandım. Bu oyunu daha çok kazanmak için daha çok akıllı olmak gerekiyor. Onun için de ben kazandım gördüğünüz gibi. Elif ile Lera iki kişi olmalarına rağmen onları yenilmeyi başardım. Arkadaşlar sizi çok seviyoruz. Kocaman öpüyoruz. Kendinize iyi bakın. Sen görünmüyorsun ki arkada hiç Elif. Önünde oyuncak görünüyor. Arkadaşlar görüşürüz. Benim sesim çok kötü, çok hastayım. Dua edin bir an önce geçsin. Kendinize iyi bakın. Sizi çok seviyoruz. Kocaman öpüyoruz. Bay bay.